Herkese merhaba ShiftDelete.Net izleyenleri. Uzun zamandır kutu açılışlarında Teknoway'den bahsettiğimizi biliyorsunuz. Teknoway Kadıköy'de 4 katlı efsane bir yer ve ben bugün Teknoway'a geldim. Çünkü tamir edilmesi gereken telefonlar var. Hem de buraya gelmişken telefonların nasıl tamir olduğunu, sistemin nasıl çalıştığını ve Teknoway'in bizlere neler sunduğuna yakından bakacağız. Gelin başlayalım. Ve Teknoway'e giriş yapıyoruz. Barış abi, her geldiğinde haberim yokmuş gibi davranıyorsun evet, ya. Haberim yokmuş gibi diyecek. Ne haber Furkan? İyi abi, senden ne haber? Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. İyi. Bugün yapacağımız şeyler var. Çok kötü bir telefon var elimde. Kötü derken bizim... kötü durumda mı? Evet abi, bakar mısın? Ha, ekran kırılmış. Abi böyle telefonlar sana sık sık geliyordur. Evet. Teknoway'in çalışması altında bunun tamir edilmesi gerekiyor. Şimdi beni normal bir müşteri olarak düşünmeni istiyorum. Ben telefonu kırılan bir insanım. Evet. Sana geldim, Teknoway'e güvendim. Nasıl bir süreç işleyecek, ne kadar süre beklemem gerekiyor? Öncelikle mutlaka geçmiş olsun diyoruz. Bazı cihazlarda ekran değişimi olabiliyor, bazı cihazlarda sadece ön cam değişimi olabiliyor. Kullanıcı geliyor. Mesela bu Samsung A70, doğru mu? Evet. Ekranım kırık diyor. Bayağı kırık abi şu anda. Aslında bu cihazın ekranı kırık değil, sadece üst cam, ön camı kırık. Yani iç ekran sağlam, sapasağlam. Bunu mutlaka sahibi sorunsuz bir şekilde kullanıyordur. Sadece ön cam çatlak. Kimi telefoncular komple bu ekranı alıp söküp çöpe atıyor, yeni ekran takıyor. Kimisi de sadece ön cam değişimi yapabiliyor. Sen daha sağlıklı olanı tercih ediyorsun. Ön cam değişimi yapan sayısı çok az. Bir elin parmağı kadar. Biz bunu ön cam değişimi yaparız. Artısı kendi orijinal ekranı sende kalmış olur. Yüksek performans renklerle kullanmaya devam edersin. Bir artısı da ekonomik. Tamamen duygusal. Örnek veriyorum, ekran 1100 liraysa bunun ön cam değişimini yarı fiyatına 500 liraya yapabiliyoruz. Tabii bu 500 lira bu telefon için değil. O sizi korkutmasın. Mesela iPhone 11'lerde bak, terzi kendi sökündükemezmiş. Vaktim olmadı yaptırmaya. Bak bu iPhone 11. Camı görüyor musun? Hakikaten kendi sökündükememişsin ya. Halledeceğim, dün oldu. Ondan sonra mesela bunda ekran değişimi yapabilirim ama ekran değişimi yapmayacağım. Sadece ön cam değişimi yapacağım. Çünkü orijinal ekranım 1600 lira. Zaten benim ekranım orijinal. Niye bunun çöpe atıp yeni ekran alayım? Hem geri dönüşüme de yazık. Buna sadece ön cam değişimi yapacağım. 1500-1600 yerine 700 liraya bu işi bitirmiş olacağım. Abi o zaman şöyle söyleyeyim. Telefoncular arasında eğer bir güveniniz yoksa ya da böyle olaylar varsa direkt Teknoway'a güvenilir bir şekilde gelebilirler. Hatta ShiftDelete.Net'ten geldik derlerse belki bir şeyler yapılabilir. Umut kardeşimiz, Ozan kardeşimiz, Murat abimiz. Burada ikinci el cihazlarımız var. Yoğun bir şekilde ikinci el alıp satıyoruz. İkinci ellerde bizi sormadan almayın diye bir sloganımız vardır. Uzakta olsanız bile İstanbul dışında fiyat anlamında destek oluruz size. İşte şu fiyatı al, bu fiyatı al gibi gibi. iPhone, Samsung, Huawei. Yoğun bir şekilde ikinci alım satım var. Burada sıfır cihazlarımız var. Ondan sonra böyle istersen devam edelim. Bak burada kuşkuçular var. Bunlar çok seviliyor. Bunların bayağı sevildiğini söylüyorsun. Evet, speakerlar. Şöyle bir şey ne kadar mesela? 150 ile 3 arası değişiyor. Tabii bunlar hoparlörlü. Aynen, Bluetooth speaker. Ondan sonra radyo özelliği var, Bluetooth özelliği var. Çok güzel ses veriyor. Burada kılıf ve aksesuarlarımız var. Laptop iPad, çantaları, tablet kılıfları, laptop çantaları, bir de TikToker olma itemi. Aynen. Adaptörler. Bu ara çok seviliyor bu YouTube ring light'ları. Herkes böyle bir YouTuber olma heyecanı içerisinde. Lamba alıp evde çekim yapıyor. Ne yapsın? İnsanlar pandemide evde kalıyor. Şimdi yapacak Kadıköy'de şey, normalde mağazalar bu kadar oluyor ama bunun gibi 5 tane daha mı var yukarıda? 4 tane daha mı? 5 tane daha var. Biraz seni yoracağım. Hadi çıkalım abi. Geldik ikinci kata abi. Alt katın bir kadarı daha da burada var ama burada da bayağı farklı ürünler var. Burası Mi bölümümüz. Mi'nin bütün ürünleri var. Ekosistem ürünleri, cep telefonu, scooter'ı, Mob Pro'su, 360 kamerası, akla ne geliyorsan var. İstersen buradan da böyle bir çeşitlere bakabilirsin. Şurada bir hava temizleyici var. Evet, Profile 2. Bu pandemide özellikle çok işe yarayan ve çok tutulan, çok sorulan bir ürün oldu. Havayı alıyor, içine filtresi var. Partiküler filtrede birikiyor, sonra temiz hava veriyor. Özellikle ilk pandemi döneminde çok yoğun satmıştık. Hala satış devam ediyor. Hatta stoklarda tükenmek üzere diyebilirim. Arka tarafta ne var abi? Arka tarafta normal evdeki musluğumuzu pandemi döneminde elimizi musluğa temas etmemek adına akıllı yapıyor. Yani normal musluğu AVM musluğuna çeviriyor. Sensörlü musluk oluyor. Bu da ne kadar abi? Merak ettim fiyatını. Hemen bakalım. 229 lira. Sana 300 lira yaparız Furkancığım. Bir kere al, ömür boyu kullan, dokunma. Aynen. Saç kurutma makineleri, elektrik süpürgesi, kettle'lar, drone, tartımız, Mob Pro, sinek kovucu, parmak izi okuyan kilit, scooterlarımız. Şu anda en çok sattığımız scooter modeli M365 Pro 2. Biliyorsun yokuşta falan daha başarılı. Hı hı. 120 kilo kadar çekebiliyor. Hı hı. O anlamda fiyatta şu anda iyi, bahar kampanyası var. Bu ürünü tavsiye ederim. Ben de eve gidip geliyorum. Üst kata bakalım abi. Hadi bakalım. Barış abi üst kata geldik. Artık evet, konunun merkezindeyiz. Burası bizim herhalde telefonları getirdiğimiz tam da cihaz kabul yeri. Aynen öyle, operasyonun başladığı yer. Ben müşteriyim. Telefonu aldım, geldim cihaz kabul. Abi benim ekranım kırıldı. Bize bunun ederi kaçtır? Hoş Olay geldiniz. Nedir? Hoş bulduk abi. Model neydi bunun efendim? Samsung A70. A70 ekran değişimi olur efendim. Orijinal ekran var. Bunlarda yan sana ekran yoktur. Hı hı. Orijinal olarak takılır efendim. Bunun ekran fiyatı 1000 lira fiyatı var efendim. Orijinal servis ekranıdır. Peki sadece camı değiştirmek istiyorum. Ekranımda herhangi bir hasar yok. Herhangi bir şey yoksa cam değişimi olur efendim. Cam değişimi de 300 lira olur. Orijinal ekranınız kalır. Üstündeki cam değişir sadece. Kaç dakikada değişiriz? 1-1,5 saat zaman işlem var. Bunun zaman alma sebebi de makineyle yapıldığı için soğuk presle makinelerimiz var. Onunla sökülüyor efendim. Ondan dolayı öyle biraz zaman alıyor. O zaman başlayalım abi. Tamamdır. Ben kaydınızı alayım efendim onu. Şimdi arka tarafa geldik Barış abi. Evet, operasyonun en can alıcı noktasındayız. Mesela bir tane müşteri sormuş. 11 Pro arka cam kırılmış galiba. Bir gösterelim. Evet bak, internetten bize bunun resmini atmış. Demiş ki cihazın bu durumda bunu yapabiliyor muyuz? Hemen WhatsApp'tan buradan Armağan Bey ya da Hurşit Bey müşteriye cevap veriyor. Tamam. İstanbul dışındaysa anlaşmalı kargomuz var. Kargo numaranızı veriyor. Müşteri ücretsiz kargo ile bize gönderiyor. Yapıyoruz, tekrar ücretsiz kargo ile teslim ediyoruz. Açıklamalar kısmında ben telefon numarasını bırakıyorum, linki bırakıyorum. Ekranı kırılan direkt yazsın o zaman. Aynen. Teknoway.com.tr ya da Cepmarket.com.tr üzerinden detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Ben artık telefonumu merak ediyorum. Şu A70'in sonu ne olacak diye. İşlemlere başlayalım abi. Aslında ekran dediğimiz parça şu komple alt sanırım. Evet. Ardından tekrar anakart, manakart her şeyi buraya yerleştireceğiz. Tabii. Üstündeki bütün aksesuarları şu an oraya aktaracağız. Anakart, kulaklık, mikrofon. Şunun ne olduğunu merak ettim bu arada. Bu titreşim motoruymuş. O Samsung'da duut duut diye titreşim yapan abi şuradaki yuvarlak şey. Abi şurada bir kamera var ama kamerayı buraya koyacaksın. O kameranın orada ne işi var? Bu parmak izi okuyucusu. Nasıl yani? Kamerayla mı okuyor parmak izi? Evet, parmak izini kamerayla okuyor. Evet, gerçekten öyle yani. O bir kamera. Ben de görebiliyorum şu anda. Küçük olduğu için zor netleniyor ama. Bak burada bir boşluk var. Hı-hı. Bu kameranın tam sensörü oraya geliyor. Hı-hı. Ön tarafa parmağını değdirdiğiniz zaman buradan görüyor, kamerayla okuyor. Bugün bir yaşıma daha girdim abi. Artık 25 yaşındayım. Teşekkür ederim. Geldik son aşamaya. Son aşamada artık kapak kapatılacak ve yapıştırılması gerekiyor tabii ki kapağın. Çünkü bu kapak çıkabilen bir kapak değil. Yaklaşık 15 dakika içerisinde işlem tamamlanmış oldu. Buraya geldiğiniz zaman herhangi bir yoğunluk yoksa sizin de işleminiz Volkan Usta tarafından böyle özenle gerçekleştirilecek. Bu çizgi çizdikten sonra bu ana ekrana dönüyor. Demek ki dokunmatik çalışıyor, bir sorun yok. Şöyle çıkartıyorum. Şimdi telefonun ekranını test ettik. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Telefon parıl parıl oldu valla. Arka kapak da değişilmiş ama ben bunu geç söyledim. O yüzden artık bu iş işten geçti. Daha da vakitlerini almak istemiyorum. Evet, Barış abi sağ olsun bizim A70'imizi tamir etti. Abi 10 dakika 15 dakika falan sürdü gerçekten. Hani teknolojiye güvenmek harika bir duygu. Sağ olasın. Burası Kadıköy'de Boğa'ya çok da uzak olmayan bir yerde, hemen 5 dakika uzaklıkta, hemen Google Maps'e yazarak da bulabilirler. İl dışındalarsa da kargo yapabilirler abi. Son söylemek istediğin şeyler var mı? Lastikli teslim ediyorum. Bazen neden böyle diye soranlar oluyor. Lastik çok önemli arkadaşlar. Arka kapağın kendini bırakmaması gerekiyor. Buna özel B7000 silikon sıktık ki daha uzun süre kalsın ve hidrofobik özelliği bozulmasın. Yani suya karşı dayanıklı olması için mutlaka lastik kullanıyoruz, tavsiye ediyoruz. Vapura yakınız, metrobüs yakın, Marmara'ya yakın. 5 dakika yürüme mesafemiz var. Abi ben scooter almak istiyorum ve eğer İstanbul'da scooter alınacaksa, gelip görülecekse orası da Teknoway'dir. Aynen. Hangi modeller var abi? M365 var, Pro var, Pro 2 var. AC scooter servisimiz de var biliyorsun. Hı-hı. Yeni açıldı 6 ay önce. Yoğun bir şekilde lastik değişimi, çamurluk değişimi, işte gidon değişimi, motor değişimi, dakikalar içerisinde hepsini yapıyoruz. Aynı gün veriyoruz. Tamam abi, çok teşekkür ederim. Var mı bize son bir söyleyeceğin? Herkese kırıksız günler diyorum. Ekranda kırmayalım arkadaşlar. Teknoway'deki maceram sona erdi. Teknoway hakkında çok fazla konuştuk. Bundan dolayı daha fazla bir şey demeyeceğim ama bizim güvenimizi zaten kazandı. Gerekli linkleri, numaraları açıklama kısmına bırakıyorum. Burası Kadıköy'de 4-5 katlı büyük bir mağaza. Öyle küçük bir yermiş gibi düşünmeyin diyor. Ve videoyu burada kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.